Size video çektiğim yeri göstereceğim. Yiskarasıyım. Ya komposto gibi. Ya anladı biliyor musunuz? Çünkü video yüklemediğim zaman mutsuz oluyorum. Videoyu bitirdim. Bir ara verdim çünkü hafızam doldu. Arkadaşlar yandım çok sıcak. İki pencereyi de açacağım. Şimdi size video çektiğim yeri göstereceğim. Bakış koltukta oturdum. Şu ışığım, da tributum. Ama bir türlü açıyı ayarlayamadığım için yani yamuk olduğunu sürekli düşündüğüm için buradan git gel yaptım. O yüzden biraz sinirlendim. Yani videonun sonuna doğru biraz agresif olmuş olabilirim. Şimdi hemen saate bakıyorum. Saat 7. Ne yapalım? İkindi namazını kılayım. Ondan sonra biraz markete gidip alışveriş yapayım. Çünkü az önce belirttiğim gibi arkadaşlar ev tam takır kuru bakır. Bayağı da market alışveriş yapmıyorduk birlikte. O da iyi olur. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay. Ay dışarısı biraz olsun esiyor. Hatta böyle bir iki damla yağmur kırıntısı da hissettim sanki. Ya da bilmiyorum, bana öyle gelmiş olabilir. Yansansın hiç fena olmaz. Araba geliyor, bir saniye. A101'e gidiyorum şimdi. Aslında karışık yapıyorum ya. A101'e de gidiyorum, Migros'a da gidiyorum. BİM'den de aldıklarım var. Ama şimdi BİM biraz daha... Biz mesela lise yapıyor musunuz alışverişe gitmeden önce? Ben tamamen doğaçlama takılıyorum arkadaşlar. Ve özellikle aç gitmemeye çalışıyorum. Aç yaptım alışverişe, tok yaptım alışveriş arasında çok miktar fark var. Geldim. Hemen donmuş şeyleri buzluğa koyacağım. Ya bu arada gerçekten sağlık açısından felaket bir alışverişti. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar bakımını eğer denemediyseniz deneyebilirsiniz. Hastaneye gitmeye üşeniyorsanız eğer çıtır çıtır oluyor. Ben Ramazan'da yapıyordum genelde sahurda. İyi oluyordu. Tavsiye ederim. Donmuş pizza aldım.
En son ne zaman donmuş pizza aldım arkadaşlar bilmiyorum. Bugün yemek yapmak istemediğim için dedim ki neden olmasın. Dr. Oetker'in bu special pizzasından aldım karışık. Ne diyor? 200 derece önceden ısıtılmış. 12-16. İçinde 4 tane var. Ben hepsini pişirsem mi? İkisini pişirsem bilmiyorum. Karar vereceğim şimdi. Arkadaşlar pizzanın boyutu bu. Daha doğrusu pizzaların. Ve ben yani tek kişi olduğum için 2 tanesini pişireceğim. Normalde size fazla gelebilir ama arkadaşlar bana tam. Ay es. Ay es. Mutfağım burası çok güzel esiyor. Evde kapış kapış kimin elinde kalırsa. Aldıklarımı yerleştirdim. Fırını açtım. Pizzayı koyacağım şimdi ısındıktan sonra. Ne yaparım bu saatten sonra? Yemek yerim. Bir şeyler izlerim. Belki edite başlayabilirim. Evet bugün çektiğim soru cevap videosunun editine başlarım. Öyle. Bir de yürüyüş yapayım diyorum ya. Vallahi gerçekten yüz karasıyım. Spor bayağıdır yapmıyorum. Çünkü fırsatım olmadı. Ya evde durmadım. Durduğum zaman da canım istemedi. En azından diyorum ki yürüyüş yapayım. Belki yemekten sonra bir saat yürürüm. Ve gün kapanır. Bugün de böyle geçti. Öyle. Yarın Allah kerim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Pompon? Hayır. Oturur musun? Sipariş vermiştim. O geldi. Çünkü arkadaşlar gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi. Böyle üstümde bir yorgunluk var. Bir halsizlik var. Beni sus kız. Yani hayvan susuyordu zaten. Hareket etme. Dışarı çıkacak halim yok. O yüzden dedim ki kekik söyleyeyim. Getir büyük bir taze kekik var. Kekik söylemişken de en azından 50 liralık at limiti doldurayım dedim. Şimdi ne aldığımı göstereceğim size. Ne gelmiş? Fesleğen. Fark dedim ki fesle soslu makarna yaparım. O yüzden fesleğen aldım. Evet. Asıl alışverişimin amacı buydu zaten. Kekik. Bilmeyenler vardır aranızda belki. Taze kekik çayı inanılmaz iyi geliyor. Gribe soğuk algınlığına. Bana da Büşra söylemişti. O günden beri ne zaman hasta olsam kekik çayı yapıyorum. Evdekilere ve kendime aklınızda bulunmuyor. Sonra bir tane ton balığı aldım. Bir tanesi mısırlı, bir tanesi de kuskuslu. Normal hayatımda kuskus yemem, ton balığı kuskuslu almışım. En azından dedim ki evde pratik yapacağım bir şey olsun. İki tane peyman bar almışım. En azından dışarıda tatlı yemektense evde bulunsun. Çünkü evde tatlı bir şeyler bulunmadığına tehlikeli olan bisküvilere falan saldırabiliyorum. Aa bu arada bakın ne aldım. İki tane meyve suyu aldım. Biri narlı olması lazım. Biri de böğürtlenli. Evet biri böğürtlen suyu. Biri nar suyu organik meyve suyu yazıyor. Katkı maddesi ve şeker yoktur demiş. Bilmiyorum tatlarını merak ettim. Çünkü böyle evde böyle bu tarz içecek şeyler olmadığını sürekli kahveye yöneliyorum. Kahvede tabii ki kafein olduğu için sıkıntı. Aa ben başka şey de eklemiştim sanki. Bir saniye siparişime geliyorum. Onları çıkarmışım. Kaç tane daha bar eklemiştim onları hatırlıyordum. Ama çıkarmışım. Neyse şu meyve sularını deneyelim. En azından bir tanesini. Hangisini deneyelim? Nar suyu birlikte deneyelim. Neyse ben bunların şişelerini atmam. En azından kullanırım. Yani nar kokuyor. Böyle. Ya komposto gibi. Komposto kadar tatlı değil. Yani bayılmadım ama içilir. Şimdi ben bunu buzlu içeceğim. Ooo! Bu tadı tanımlayamıyorum. Mayhoş. Evet tam olarak mayhoş diyebilirim. Belki yanında bir tane bundan yerim. Öyle dediğim gibi bugün hiçbir şey yapmak istemiyorum. O yüzden edit yapıyorum sadece. Aslında sabah kalkıp yürüyüş yapmak istiyordum. Bu arada dün size yürüyüş yapacağımı söylemiştim değil mi? Tabii ki yapmadım. Onun yerine edit yaptım. Ve Şarkılar Bizi Söyler izledim. Cengiz Kurtoğlu vardı. Müthişti.
Daha sonra yine YouTube'da falan takıldım. Öyle bu sabah kalktım. Aslında geç kalktım çünkü arkadaşlar dün 3'te yattım. Erken yatamıyorum. Bir şekilde beni bunu düzene sokmam lazım tekrardan. Sabah kalkıp spor yapacaktım aslında ya da yürüyüşe gidecektim. Ama işte kendimi kötü hissettiğim için gidemedim. Bilmiyorum. Belki öğleden sonra çıkarım. Şimdilik böyle. Ve ne yiyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Sabah güzel bir kahvaltı yaptım ama akşam ne yiyeceğim belli değil. Dediğim gibi belki makarna yaparız ama ya ben makarna da alacaktım. Makarnayı lezzetlendirecek şeyler aldım ama makarna almadım. Neyse şimdilik böyle. Görüşürüz tekrar. Arkadaşlar birden inanılmaz bir yağmur başladı. Uzun zamandır bu kadar yağmıyordu. Peki pompon nerede? Ya oğlum yağmurdan da korkmazsın ya. Pompon. 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 Hangisi? Tekrardan herkese merhaba. Bugün günlerden pazar günü. Bu kadar deyip kapatıyormuşum. Yani çok erken kalkamadım. Yine dün gece çok geç yattım. Çünkü hem geç kalkmıştım dün hem de videonun editiyle uğraştım. Soru cevap videosunun. Yükledim. Hatta böyle bir 2 dakikaya falan açılacak. Gece yükledim. Sabah da kalkıp kapak fotoğrafını işte açıklamalar kısmını falan hallettim. Hatta böyle 5 dakikaya falan yayında olacak. Eğer siz de izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Bu video yayınladığında zaten yayınlanmış olur. Sabah kalktım. Dediğim gibi videonun kalan kısımlarını hallettim. Kahvaltı yaptım. Duş aldım. Şimdi öğle namazını kılıp çıkacağım. Dışarıda bir işim var. Onu hallettikten sonra da diyorum ki bir yere gideyim. Bu videonun editini yapayım. Hem de böyle kahve içip kendime tatlı ısmarlayayım. Yani kendime bir date'e çıkayım yine. Ya burada size bir şey söyleyeceğim. Ben biraz da bizimkilerle pompon yüzünden gitmedim. Yalnız kalmasını istemedim o kadar gün. Ya anladı biliyor musunuz? Gerçekten tek kaldığımızı anladı. Böyle bir grip normalde. Ben İstanbul'a döndükten sonra bana bu kadar düşmüyordu. Çünkü ben Antep'teyken daha çok ailemle vakit geçirdiği için onlara daha alışmıştı. Ama şimdi mesela geldi dün gece işte durup dururken kendini sevdiriyor falan. Ki bunlar pomponu yapacağı şeyler değil. Böyle çok 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 canı istemesi lazım ki gelip kendini sevdirsin. Ay komediydi ya. Dün yağmur yağdı ama yine sıcak ya. Gerçekten arkadaşlar şu anda hava sıcak gibi duruyor. Yani evden çok anlamadım ama dışarı çıkınca anlayacağım herhalde. Gece uyuyamıyoruz. Pompon da bende. Hatta pomponun bir görüntüsünü çekmişti. Pompon. Pompon uyuyor arkadaşlar. Uyuyamayan benim. Çünkü çok sıcak. O maşallah ya. Günde gerçekten rahat bir 20 saat uyuyor bence ya. Ya özellikle yazın. Yazın daha az hareket ettiği için günün büyük bir çoğunluğunu uyuyarak geçiriyor. Anca böyle ben zorla falan kaldıracağım. Gideceğim yana bulaşacağım da öyle kalkacak. O kalktığında zaten ilk iş yemek yemek. Çok komiyiz ya. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Aslında Beşiktaş'ta bir kafe var. Oraya gitmek istiyorum. Hiç gitmedim ama bu sıcakta üşendim. Burada nereye gidebilirim diye düşünüyorum. Ya gittiğim yerlere de gitmek istemiyorum. Öyle şimdilik güncelleyeyim dedim. Namazı kılıp çıkacağım. Zaten yine görüşürüz. Ne giydiğimi göstereyim orada size. Minik terzinin bir gömleği vardı bende. Bunu giydim. Tarçın rengi. Tarçın rengi mi oluyor? Altında dün buradaki bir butikten aldım. Pantolonu giydim. Başında da zaten Fresh Scarf'ın şanlarından biri var. Ama artık bunlar bitti yani. Yenilerini almam lazım. Soldular. Başka bir renk haline döndü. Tekrardan merhaba. Kahve dünyasına geldim şimdi. Aslında tam da başka bir yere gitmek vardı ama işim geç bittiği için maalesef gerçekleşmedi. Ben çok uzak gitmek istemedim. Yani evden çok uzaklaşmak istemedim. Çünkü gerçekten hava çok sıcak ve buraya gelirken bile yoruldum. Arkadaşlar eğer kahve dünyasının fikrolojisini denemediyseniz mutlaka deneyin. Ben çok yerdim eskiden ama uzun zamandır yemiyorum. Böyle şey olur ya, bazen tatlıyı çok översiniz arkadaşınızla, bir yere götürürsünüz. Dersiniz ki buranın tatlısı olay. Çok iyi, işte bayılacaksın vesaire. Ama tatlının tadı aynı değildir. Ya da herhangi bir yiyeceğin. İnşallah öyle olmaz. Yani bilmiyorum ya. Daha iyiydi sanki. Kırmızısını almadım mı acaba? Şey gibiyim ya. MasterChef'teki Mehmet Şef.
Kahve çok iyi, çok sert. Ya evde yaptım, neden bu kadar sert olmuyor? Yani aslında bazen sert oluyor ama böyle ya bu aldım kahve. Gerçi kahve dünyasının kahvesini aldım ben yine. Burada bir tezatlık yok mu? Bak bunun kıvamı şu an çok iyi. Arkadaşlar gelirken çok kötü bir şey oldu biliyor musunuz? O yüzden biraz modum düşük. Çıkarken bir pantolon giydim yani size gösterdim. Butikten aldım demiştim. Yolda gelirken aşkı butikte aynı pantolonu gördüm. Zaten bir tanesi çıkardım. Bütün cadde butikleri aynı şeyi satıyor biliyorsunuz ki. 16 lira daha ucuzdu. Bir miktar hüzünlendim. Ama iki butikte gördüm. Bir tanesinde 16 lira daha ucuzdu. Bir tanesinde sadece 5 lira daha ucuzdu. Yani sonuçta benim aldığımdan daha uygun bir andaydı. Arkadaşlar bugün de kazıklandık. Bir şeye gerektiğinden daha fazla para ödemek beni sinirlendirir. Hem de çok fazla sinirlendirir. Yani arkadaşım tamam. Kar koy da. Yani öbür adam 16 lira ucuz satarak da kar yapıyorsa sen neden fazla yapıyorsun? Yani evet daha işlek bir caddede olduğun için kiran daha fazla olabilir ama bu beni ilgilendirmiyor. Benim kazıklandığım gerçeğini değiştirmiyor. O zaman içeyim. Bizi de üzdüler ama kalktık, edit yaptık. Bu vlogu editleyeceğim, devam edeceğim. Çünkü yarını yüklemem lazım. Fark ettiyseniz eğer haftada iki video yüklüyorum. Yani bilmiyorum. İzlenme sayılarıma bakarak çok fark ettiğinizi düşünemiyorum ama az. Ben elimden geleni yapayım da. Bu ara diyorum ki boşken video çekeyim. En azından stoklayayım. Çünkü video yüklemediğim zaman mutsuz oluyorum. Şimdilik buradayım. Görüşürüz. Ben yakınlaşayım nasıl? Dün dönerken gratis uğradım. Birkaç parça ihtiyaç alışverişi yaptım. Yani evet içinde ihtiyaç var. Hepsi ihtiyaç mı? Evet evet hepsi ihtiyaç. Sesim için kusura bakmayın arkadaşlar. Az önce kalktım da. Video için biraz böyle kendime çünkü düzen verdim. Dün dönüşte story attım Instagram'dan. İşte dedim ki vlogla paylaşayım mı aldıklarımı vesaire. Seçeneklerde biri evetti, biri de of bana ne yağdı. Böyle arkadaşlar falan beni trollemek için of bana neyi seçmişler. Demek kutusuma bir baktım biri şey yapmış. Ya Esma kusura bakma lütfen ben yanlışlıkla of bana neye bastım. Siz çok tatlısınız. Çok güldüm. O zaman attıklarımı hemen göstereyim. Arkadaşlar işte burada hepsinin fiyatını söyleyeceğim. İlk aldığım şey kapatıcı. Çünkü kapatıcım bitti. Bundan önce Wet'en vardı'nın fotofokus kapatıcısını kullanıyordum. Bunları aslında gösterdim kullandığım malzemeleri. Ama hangi videoda biliyor musunuz? Bir hafta boyunca ne yedim video ya da bir gün boyunca ne yedim. Şu an hatırlamıyorum ama şuradan ulaşabilirsiniz. İsmiyle çok alakası olmayan bir bölümde makyaj yapıyorum. Hem de orada malzemelerimi gösteriyorum. Dün eskiden kullandığım bir kapatıcıyı tekrar aldım. Notu mineral kapatıcısı. Bu SPF 15'li. Hem de güzel. Memnunum zaten kullandığımda da. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bendeki 201 numarasıymış eskiden. Şu an ben 202 numarasını aldım. Ama denedim akşam. Çok ekol gelmedi. Yani rengi yine ideal. Eğer denemelisiniz bir şans verebilirsiniz buna. Fiyatına bakıyoruz hemen. Neredesin bebişim? 90 liraymış. 45 liraya düşmüş %50. Yani evet. Eskiden uygun fiyatlıydı not. Şu an sayılır indirimli hali. En azından sayılır indirimsiz. 90 lira vermem zaten. Gerçi uzun gidiyor arkadaşlar. Bu açıdan bakarsanız bir tık daha kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Uzun zamandır aydınlatıcı kullanmıyordum. Neredeyse Antep'ten döndüğümden beri. Eskiden bende The Balm'ın Merin Luminizer aydınlatıcısı vardı. Ama her aydınlatıcının başına gelen hazin son onu da başına gelmişti arkadaşlar. Düşüp kırılmıştı. Hatta ben kırık haliyle falan bayağı kullandım onu. Sonra da bir daha kendime zaten aydınlatıcı almadım. Dün de bu Wet'en Wild'ın aydınlatıcısını aldım. 319B yazıyor üstündeki numara. Yani bir renk adı yok. Kullandım gayet güzel. Açık tonda bir aydınlatıcı zaten. 51.50'ymiş. Yani bu da 25 liraya gelmiş oldu. Ne kadar dolar değil mi? Çünkü açım. Yine uzun zamandır kirpik kıvırıcısı almak istiyorum. Aslında ben Naskita'nın almak istiyordum. Trendyol'da da... favorilerimi eklemiştim ama bir türlü nasip olup da alamadım. Dün bu görmüşken Eclipse kıvırıcısını aldım. Fiyat uygundu çünkü. 7 lira mıydı neydi? Evet 7 liraya düşmüştü. Bence gayet uygun fiyatlı. Yani ne kadar kötü olabilir ki bir kıvırıcı sonuçta hepsini yaptı. Eylem. Aynı diye düşünüyorum. Mantıklı gitsen bütün ünlü firmalar iflas. İki tane dudak kalemi aldım. Rimmel London'ın dudak kalemi. Rengi bu şekilde. Numarası yazıyor mu? Evet 050 yazıyor. Biraz daha tuzluydu sanki bir dudak kalemine göre bakıyorum. 40 liraymış. 20 liraya denk gelmiş. Ama yani genelde uzun gittiği için ben buna da verilen paraya çok fazla ya bakmıyorum. Bir de ben rujdan daha çok dudak kalemini seviyorum. Hem daha kolay sürülüyor. Dağıtması kolay oluyor. Hem de daha kalıcı oluyor diye düşünüyorum. Bu arada ben Emily'nin dudak kalemlerinden de çok memnunum. Aklınızı bulunsun. Daha önce hiç denemediğim bir marka olan Bellus'un teklif farlarından aldım. Bu rengi çok hoşuma gitti. Çünkü tam bir
bir yaz rengi. Ama işte fazla kaçırmamak lazım. Güneş ışığında falan çok güzel durur diye düşünüyorum. 18 liraymış. 7 liraya denk gelmiş. Yani bir far için bence çok ideal. Evet, yine uzun zamandır kullanmadığım bir ürün olan eyeliner aldım arkadaşlar. Eğer o videomu izlediyseniz orada da bahsettiğim gibi bende eskiden The Balm'ın eyeliner'ı vardı. Böyle ucu ince fırça şeklinde. Ondan çok memnundum çünkü çok kalıcıydı. Rengi çok güzeldi. Hemen matlaşıyordu. Ama bittiği için ben jel eyeliner'ıma işte yağ döküp onu sıvılaştırıp işte o fırçayla falan sürüyordum. Geri dönüşümden kastım. Arkası önünde bu yine Benus markasının keçe uçlu eyeliner'ını gördüm. Kasadaki kadın da kullanıyorum memnun deyince bunu da almak istedim. 30 liraymış. 15 liraya denk gelmiş. Kasa arkasından aldım. Kasa arkasından benim repomu kaldım. 140'lısı. 10 liraymış. 6.50'ye denk gelmiş. Bu da gayet iyi. Bu makyaj videosunda hangi alışverişim çıkacak? Buzluluk poşeti de aldım. Çünkü neden? Bir sorun neden diye. Lütfen bir videoyu kapatıp neden diye sorar mısınız? Çünkü çok uygundu. Bakın şimdi söyleyince anlayacaksınız. 8.25. Hem de 4 tanesi. Gerçekten bence uygun. Yani buzdolabı poşeti. Zaten her türlü lazım. Zaten her türlü kullanacağım. O yüzden aldım. Makyaj videosunda buzdolabı poşeti aldım. Gösterdiğim için linçleniyormuş. Bunu yapmazsınız herhalde. Hadi. Çöp poşeti de aldım. Çünkü lazımdı, görmüşken alayım dedim. 8 liraymış. Çöp poşetinin fiyatını çok hatırlamadığım için. Yani uygun mu değil mi bilmiyorum ama 8 lira. Ve alışverişimi Star parçasına geçiyoruz. Böyle derler ya. Arkadaşlar evet, alışverişimin star parçası şey diyormuşum ben, makyaj sonrası sabitleyici sprey aldım. Arkadaşlar Benure böyle bir marka mı ya? Benure bayağı temizlik işine de girmiş yani. Çok amaçlı temizleyicisinden aldım. Limon kokunu diyor, sirkeli temizleyici diyor. Çünkü evde böyle bir şey bitmişti. Ben de böyle çeşitli icatlar yaparak pıs 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 yapıyordum toz almak için. Görmüşken almak istedim. 6 liraymış yani, bir pıs pısa göre uygun fiyatlı sanırım. Bilmiyorum. Hemen videoyu kapatıp edit'e geçmem lazım çünkü bugün yükleyeceğim. Böyle, bu videoda böyle oldu. Fark ettiyseniz evdeydik. 2 kere dışarı çıktım galiba. Yo, yine de çıkmışım. Neyse, bunları saymayacağım artık. Videomu buraya kadar izlediğiniz siz eğer çok 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 teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ertesi günden merhaba. Merhaba. Pesto soslu fesleğen. Bu arada eğer zilli. Just a moment please. Evet, ben zilliyle bir İngilizce konuşurum. Ya tipime bak. Ne söyleyecektim? Arkadaşlar eğer kahve dünyasında fit bromley'sini denemediyseniz sesi. Arkadaşlar eğer fit bromley kahve dünyasını denemediyseniz. Arkadaşlar eğer kahve dünyası, bu ne ya? Bu ne? Yarın mı video çekeceğim? Tekrardan merhaba. Ertesi günden ama. Siz ama eğiksiniz şu an. Şuradan ulaşabilirsiniz. Yok, şuradan. Evet, bir tane dudak kremi aldım. Krem diyorum ben bundan ya. Evet.